Saygıdeğer izleyenler, bugün Ünye 100. yıl aile çay bahçesinde denk geldiğimiz Ünye eski belediye fen işleri müdürü, Enerji Bakanlığından emekli inşaat mühendisi Kadir Öksüz Bey ile beraberiz. Biz konumuza geçmeden evvela ülkemizde sadece ülkemizi ve insanlarımızı değil, dünyamızı derinden yaralayan deprem felaketine kurban verdiğimiz o insanlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, sağ kurtulanlara sağlık, sıhhat, afiyet, ölenlerin ailesine de metanet dileyerek başlamak istiyoruz. Kadir kardeşimiz, Ünye'nin gerçekten mesleğinde kendini kanıtlamış, bir de bugün ülke genelinde olduğu gibi dünyada da depremi bilerek yaşamamıza rağmen halen daha belediyelere ve dolayısıyla belediyelerle iş gören inşaat mühendislerine, mimarlara, teknik adamlara laf ediliyor. Burada girmek istediğimiz konu, bu işte suçlu kim diye soralım Sayın Öksüz'e. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Çok kötü günlerdeyiz. Yazık. İçimiz kan ağlıyor. Evet, aynen öyle. Konuşurken de diliniz, aynen, damağınız kuruyor belli. Yani o ölen on binlerce insanımıza Tanrı'dan rahmet diliyorum. Çok zor bir süreç. Şimdi sormuş olduğunuz soruya gelince, televizyonlarda izliyoruz sürekli. Suçlu aramak çok kolay. Tabii de bu işin çok boyutu var. Bir kere devlet boyutu var. Ondan sonra kurulan bir sistem var. Sistem boyutu var. Bunu yapan teknik elemanlar boyutu var. Yapı denetimleri boyutu var. Yani suç diye bir şey aranırsa çok paylaşımlı bir şey çıkar ortaya. Yoksa sadece mimar, sadece mühendis gibi bir sınıflama gibi, bir şey demek gibi değil, diyorsun. Değil, yanlış olur. Bir kere ülkemiz tam deprem bölgesinin içerisinde, dünyada çok önemli bir deprem kuşağının içerisinde. Türkiye'de bunu ülke olarak da sürekli yaşıyoruz. Günlük depremler var Türkiye'de. Bunun bilincinde olduktan sonra bir kere en önemli konu yetki devlette. Nasıl devlette? Biz toplum olarak çok bilinçli, çok kültürlü, çok her şeyin farkında olan bir toplum değiliz. Biraz da balık hafızalıyız, biraz da geçmişimizi çok kolay unutan bir toplumuz. Ama devletin unutmaması lazım. Şimdi bu kadar deneyimlerden sonra devletin çok ciddi kararlar alması lazım. Türkiye haritasını önüne alacak, o kırmızılığı gördüğü bütün illerde, ilçelerimizde, yani yer altında fay olan bütün hatlardaki imar uygulamalarını, yapılaşma modellerini devletin artık bir dizayn etmesi lazım. Bu belediyelerin toleranslarıyla şu veya bu şekillerde yıllardan beri yaptırmış olduğu mevcut bir şehirleşme var ülkemizde. Bir de 99 Kocaeli depreminden sonra yönetmeliklerin değişmesiyle beraber Türkiye'de yeni bir yapılaşma, daha kaliteli, daha kontrollü bir yapılaşmaya geçiş süreci var. Şimdi bu depremde bakıyoruz, yıkılan binaların %95'i hep eski bina. Yani 99 depreminden önce yapılmış olan binalar, 30, 40, 50 senelik, 60 senelik binalar ve bunların çoğu da çok katlı. Çok katlı olmasına da gerek yok. Bunların demirleri bitmiş, eski yönetmeliklere göre yapılmış, ömrü dolmuş. Tam bir hurda yığını, beton yığını. Devlet, bilim adamlarımız, televizyonda izliyorum, yıllardan beri deprem olacak, 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 bu kaçınılmaz diye adamların dilinde tüy bitti. Devlet olarak, devletimizin, hükümetlerimizin bu yörelerde, özellikle bu kıpkırmızı olan birinci bölge, deprem bölgelerinde
çoktan yeni modern yapılaşmalara önünü açması lazımdı. Fay hatları üzerindeki bütün binaların artık yıkılması, oraların yeşil alana, ormanlık alanına dönüştürülmesi, sağlam zeminlere yeni şehirlerin kurulması gerekirdi. Bu deprem olan yerlerde ve deprem olacak yerlerde. Harita önümüzde, Türkiye haritası. Yine deprem olacak, yine olacak, yine olacak. Yüzyıllarca, binlerce yıl bu ülkede yine deprem olacak. Bu kaçınılmaz şey. Bir kere devlet bu işe ön ayak olacak, bir. İkinci kısma geldiğimiz zaman 99'dan önce yıkılan, yapılmış olan ve bugün yok olan binalarda zaten suçlu bulamazsınız. O insanların çoğu zaten rahmetli oldu, gitti. Kimi bulacaksınız da suçlayacaksınız? Son 20 yıldaki işte yeni binalar da yıkıldı, yapıldı deniliyor. Görüyorum onları, yıkılan, yeni yapılan binalarda yıkılan var. Ancak şöyle bir durumda dikkatimi çekiyor. Olduğu gibi yıkılan binalar var. Yan yatmış, ters dönmüş. Demek ki bunlar tam fay hattının üzerine yapılmış. Şimdi belediyeler onu fay hattının üzerinde, bu belli, niye yaptırıyorsunuz bu binaları? Bir kere belediyeler ve devlet oradan birinci aşamada yaptırdıkları için suçlu. İkincisi, işte senin müteahhit, benim müteahhit, bizden sizden müteahhit veya yapan müteahhitler. Müteahhit dediğin zaman yapar adam. Sen yaptırmayacaksın, yasaksa, uygun değilse yaptırma devlet sen. Sen yaptırırsan adam yapar. Neticede bu adamlar teknik elemanlar kullanıyorlar. Burada şimdi bütün binalar için raporlar tutulacak. Bütün teknik arkadaşlar gidiyor. O sanıyorum raporların sonucuna göre kusurlar varsa, kimde kusur varsa o herkes kusurunun cezasını da herkes ödesin. Yapı denetimciler görevini yapmadıysa, denetimde göz ardı ettilerse veya göz yumdularsa yapı denetimciler yansın. Eğer orada şantiyede şantiye şefi şu bu vazifesini yapmadıysa onlar yapsın. Müteahhitler kendi kontrolsüz yaptı, kendileri yaptılarsa, yaptırdılarsa, emri vaki yaptılarsa onlar yapsın. Bunların hepsinin cezai müeyyideleri mesleklerine göre, şeye göre çıkar. Ama ruhsat alırken jeoloji mühendisleri de rapor veriyor. Onların verdiği rapor üzerine bu binalar yapılıyor zaten. Yani statikleri, inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisinin verdiği zemin etüdüne, zemin sağlamlığına, jeolojik durumuna göre hesap yapıyor. Jeoloji mühendisi diyor ki bu binanın zemin yapısı budur, işte zemin katsayısı da budur, deprem bölgesi şudur diye veriyor. Mühendis ona göre yapıyor hesabı. Şimdi burada sorumluluklar ayrışıyor. Velhasıl burada herkes suçlu. İşçiliklerde problem varsa, eksiklikler varsa onlar tutulacak, raporlar sonucunda zaten belli olur. Teknik elemanlar, adamlarda görevini düzgün yapmayan insanlarda da suç varsa herkes de gitsin, suçunu çeksin. Ama şu var, ölen maalesef halkımızda. Saygıdeğer izleyenler, biz ülke geneline yayın yapıyoruz. Acı içerisinde yayın yapıyoruz. Yaşadığımız yer Ünye, güzel bir yer. Cennetten bir köşede yaşıyoruz ama şu anda yaşadıkları felaketle sağ, yaralı bir sürü insan toprak altında. Bunu yaparken Anadolu'da bir atasöz var. Yiğidi öldür, hakkını da ver derler. Şimdi depremler gündeme gelince depremi bilerek mesleğini icra etmiş, şu anda gündemde olan biri rahmetli, biri hayatta iki tane belediye başkanı var. Birisi İzmit'in Kocaeli'si Tavşancılı Belediye Başkanı rahmetli İhsan Gün. Bir diğeri de Erzin ilçesi belediye başkanı, ismini hatırlayamayacağım, soy ismi Elmasoğlu. Bu insanların yaşadıkları şehirde belediye başkanlıklarında Hiçbir şey olmamış kardeşim. Sallandı. Onları birine rahmet diliyoruz, ailesine saygılar sunuyoruz.
diğerini de saygıyla, minnetle yad ediyoruz. Evet. Onlar için de ne dersiniz Sayın Öksüz? Şimdi İçinin hakkını vererek yapar. Ta Peygamber Efendimiz'in sözleri vardır. İşi ehline verin diye. Abi işi ehline vereceksin. Bilen insana vereceksin. İşi ehil insanlarda yapılan işler çok daha farklı ve güzel, kaliteli oluyor. Bak o adam dürüst insanmış, o Erzin Belediye Başkanı. Yaptırmamış abi. Yaptırmamış. Hiçbir şey yok. Belediye benim demiş, şehrin birinci derecede deprem bölgesinde. Evet. Ben birinci derecede deprem bölgesinde olan memleketimde, hudutlarımda yüksek katlı binaya asla asla müsaade etmem demiş. Babası gelmiş vermemiş. Vermemiş. Şeyde Tavşancılı Belediye Başkanı Rahmi, evet. İhsan Günde. Evet. Üç kattan yukarı, evet, yaptırmadım. Evet. Bu kadar basit. Demek çokları ki, kızmışlar. Demek ki. Partisi de kızmış. Evet. Evet abi. Yani bu rant denen şey, para denen şey, açgözlülük denen şey, tanımını siz yapın. Çok çirkin bir şey. Sayın Öksüz, 99'u sohbetinin başında söyledin. Yaşadığımız o felaketi bir süre sonra unutuyoruz. Burada şimdi 30 binin üzerinde resmi rakamlar ama söylentilere bakılırsa daha da büyük bir rakam var önümüzde. Çok acı bir durum. Bunu da unutur muyuz? Unutmamamız gerekir. Evet, saygıdeğer izleyenler, ben söyleşimizi noktalamak istiyorum çünkü Kadir Bey'in gözüne bakıyorum. Kendisi de bir teknik adam, ömrünü bu işe vermiş. Sözler boğazına düğümleniyor. Kendisine ve kendisi gibi düşünerek yaşayanlara saygılar, sevgiler sunuyor. Allah'a emanet olunuz diyoruz. Allah bir daha böyle bir şeyi topluma hiç yaşatmasın diyoruz. Ama yaşatacak, niye yaşatacak? Dünyanın varoluşu bu depremler olmalı ki dünyamız milyonlarca yıl daha yaşasın. Eğer deprem olmazsa, o zaman dünyada depremler olmazsa dünyanın hali başka noktalara gider. Dünya dünyalıktan çıkar. Dünya merkezindeki o şeyi atıyor, kusuyor. O enerjiyi, biriken enerjiyi. O nedenle safaya dünyanın, yani. Aynen, dünyanın her yerinde bu depremler binlerce yıl olacak. Olacak ama insan, evet, da akıl sahibi, canlı akıl olarak. Akıl sahibi gerekli bütün tedbirleri alacak. Alacak. Bu kadar basit. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.